Bir iki tabipler, bunu hiçbir hükümete yıkarak haksızlık yapamayız. Türkiye'deki tabipler, ben 35 yıllık hekimim, 35 yıl boyunca devamlı özlük hakları ve toplumdaki saygınlıkları erozyona uğradı, hasar aldı ve ciddi kan kayıplarımız var. Dolayısıyla 35 yıllık bir süreçten bahsettiğimize göre burada takdir edersiniz ki bunun grev dediğiniz veya iş bırakma diye veya işi yavaşlatma dediğiniz olay asla bir maddi karşılık nedeniyle değildir. Çünkü 35 yılda zaten herkes bu ücretleri alıyor ve şimdiye kadar da hiçbir şey yapmamıştı. Ama ne zaman ki artık hekimlerin canına, aklına ve özgürce iş yapma yeteneğine saldırılar başladı, hekimler mutsuz oldu. Yani bir hekimi, sizi tedavi eden bir hekimi, sizi ölümün pençesinden almaya çalışan bir hekimi, siz kalkıp da darp ettiğiniz zaman, ondan sonra o hekimin tekrar sizden sonra gelen hastaya bakmasını bekleyemezsiniz. En azından sağlıklı bir beyinle bakmasını bekleyemezsiniz. Hekimlerin en büyük sıkıntısı budur maalesef. Türkiye'de yaşanan ve darp olaylarının giderek artan şiddette hekimlere sunulmasıdır. Burada gerçekten hem toplumun hem bizi yönetenlerin alması gereken acil durum ve kararlar vardır. Ben Sayın Nobel ödüllü hocamız, Türk profesörü, Sayın Profesör Doktor Aziz Sancar'la zaman zaman mail yoluyla iletişim kurabilen bir doktorum. Bu konuda kendisinden yardım istedim. Dedim ki, Sayın Hocam, siz herkes tarafından sayılan, sevilen bir hekimsiniz. Belki hekimlere şiddet uygulamayın. Bu çağ dışı bir olaydır. Bu hekimlerin reva gördüğü bir sistem değildir diye. Belki bir şeyler söylerseniz veya bir şeyler yazarsanız bu hekimlere yapılan şiddet belki durur dedim yani. Bir ihtimal. Bana dediği cevap, yazdığı cevap şu. Ben bu konuda bir şey diyemem çünkü utanırım. Çünkü ben 40 yıldır Amerika'dayım. Ben böyle bir şey görmedim dedi. Şimdi bakın, dünya devletlerinde hiç olmayan bir şey sizde hemen her dakika oluyor. Türkiye'nin her dakika bir yerinde şu anda bir hekim darp ediliyor veya hakarete uğruyor. Veya bir sağlık personeli. Ben hani hekim derken, hekimler tabii daha çok uğrayabilir ama sağlık personeli, onlarla beraber çalışıyoruz biz bu işte. Onlar da aynı şekilde saldırıya ve hakarete maruz kalıyorlar. Şimdi dolayısıyla birinci aşamada hekimlerin mutsuzluğunun, hekim neden yer değişikliğini düşünecek kadar bunalır? Mutsuzdur çünkü. Mutsuzluğun birinci kaynağı da hekime reva görülen bu şiddet olayıdır. İnsan bankaya gidiyor, saatlerce bekleyebiliyor o kuyrukta. Burada yapılması gereken en önemli şey, hekimlere yapılan bu şiddeti kanun koyucular tarafından bıçak gibi kesilmesidir. Aksi takdirde hekimler bir arayış içerisine başladılar. Çünkü mutsuzlar. Nedir bu arayış? Ya başka illere gidiyorlar, yani hekime şiddetin en az olduğu ile veya yurt dışına gitmenin yollarını arıyorlar. Yurt dışına giden hekimler bizim gibi ununu elemiş, eleğini asmış hekimler değil. Ben 35 yıllık hekimim. Ben hiçbir yere gidemem. Ben buradayım. Burada yaşadım, burada öleceğim. Ama genç hekimlerimiz, daha tıbbiyede yeni mezun olacak hekimlerimiz. Efendime söyleyeyim, hastanelerde, üniversite hastanelerinde uzman abilerinin, uzman hocalarının yanında eğitim gören asistan hekimlerimiz, 5-6 yıl sonra onlar da uzman olacaklar. Bu hekimlerimiz bir arayış içerisine girmeye başladılar artık ülkede. Ne yapsak, ne etsek diye birbirlerine soruyorlar. Bize soruyorlar zaman zaman. Dolayısıyla hekime olan bu şiddetin ülkemize yakışmıyor. Gerçekten güzel ülkemize, köklü bir medeniyete sahip Türk ulusuna yakışmıyor. Türklerde hekime, şifacıya el kaldırılmaz. Hatta şifacı kutsal kabul edilirdi Türkler.